Hatice. Hatice Hanım. İyi akşamlar. İyi geceler Hatice Hanım. Evet, iyi geceler aslında. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz? Çok iyiyim. Cuma çünkü program bitiyor. Sizlerle uğraşmayacağım. Cumartesi pazar kendime ayıracağım inşallah. Cumartesi pazarları ne yapıyorsunuz? Bir hobiniz falan bir şey var mı? Bir zaman ayırabiliyor musunuz? Kendinize değişik bir şey yapabiliyor musunuz? Ben son sınıftayım. KPSS'ye hazırlanıyorum. Aslında hazırlanamıyorum da kursa gidiyorum. Hafta sonları benim için zulüm gibi bir şey yani. Sabahtan akşama kadar. Ne okuyorsunuz? İlköğretim matematik öğretmenliği. Peki böyle hani atanamamak falan var mı matematikte? Ya şu an atamamız iyi ama çalışmazsam tabii atanamam yani. Hani bazı bölümler falan bağırıyorlar, çağırıyorlar, haklı olarak yazık hiç atanamıyoruz falan filan diyorlar. Yok, o kadar değil, bizimki iyi gene ya, çok şükür. İyi yani. İlk öğretimde okuyacaksınız, matematik öğretmenliği yapacaksınız atanırsanız. Evet, 5, 6, 7, 8. sınıflar. Çok önemli bir şey. Bazı insanlar hani hakikaten hani matematiği bilmek önemli değil. Ona önemli olan onu öğretebilmek. Yani sadece matematiği değil. Mesela fizik, kimya da neyse, öğretmenler için söylüyorum. Bazıları konuya hakim ama anlatamıyor. Çocuk anlamıyor yani. Mesela bir bakıyorsunuz sınıfın 40 kişilik sınıfın 25'i 50-60 arasında almış. 65 falan. Bu demektir ki öğretmen 65'e kadar öğretebilmiş. Evet. O yüzden iletişimi çok iyi bilmesi lazım öğretmenlerin. Yani bilgiye sahip olacaksın, bir de iletişimi, karşındakinin dikkatini toplamayı, geri geldiğinde dağıttığı zaman tekrar onu dağıtmayı ve toplamayı, yani bunları bilmek lazım. Motomot böyle gidip de bır 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 kesirler. Kesirler şöyle, bileşik kesir, bu basit kesir. Sıkılıyor çocuklar. Kesinlikle öyle. Ben de katılıyorum aynı şekilde. Çünkü siz de öğrenciydiniz zamanında. Hala öğrencisiniz. Sizin hala öğrenciyim. Sizin de öğretmenleriniz bazıları ne kadar sıkıyor sizi. Ne kadar motomot anlatıyorlar der ve sıkılıyorsunuz. Mesela evet, ben matematik anlatsam benim anlattığım matematiği bile çocuklar ezberler. Çünkü tadımdan yenmez. Lezzetli bir adamım. Evet, eğlenceli bir hale getirirdiniz. Ya. Eğer matematik dersini seçmeli yapsalardı yemin billah herkese matematiği seçtirirdim. Yani böyle olmak lazım ama hakikaten yani en sevimsiz şeyi bile sevdirir hale getirebilmek lazım. Öğretmenlik aslında çok zor bir meslek. Yani sadece bir konuyu anlatmak açısından tamam, o bir işi bilirsin anlatırsın. Ama onu anlattığın insanlara onu verebilmek. Mesela 50 kişilik sınıfın belki 35'i 40'ı eğer seni anlıyor ve iyi not alıyorsa bitti. Bundan güzel bir başarı olabilir mi? Belli ki çok iyi anlatıyorsun anlattığını. Öyle. Ama seninle matematik konuşmayalım. Sıkıcı bir şey zaten matematik. Zaten seni sabahtan evet, akşama, sabahtan akşama kadar matematik zaten ruhun daralıyor. Evet. Kızlar bir araya geldiği zaman hep erkekleri konuşmak ister. Sen kız, ben kız, iki kız erkek konuşuyor. Konuşuyor musunuz erkek? Yurtta mı kalıyorsun? Bana uyar. Yurtta mı kalıyorum, kalıyorsun? Evet. Dolayısıyla tabii mutlaka senin konuşacağın erkek yoksa bir başkasınınki oluyor. Mutlaka her gece erkekleri konuşuyorsunuz. Tabii oluyor. Doğal yani, birinin derdi oluyor falan filan. Ötekiler el birliğiyle hani köyde imece usulü tarana yapar gibi. Herkes ona yardımcı olmaya çalışıyor bilgisiyle falan filan. Kızım şöyle evet. Yap böyle yap bilmem ne yap falan filan diyor. O yüzden çok önemlidir. Bir kadını ya da kızı etkilemek için onun kız arkadaşlarını da etkilemek lazım. Çünkü arkadaş çevresi o kızı etkiler. Doğru. Arkadaşlarını kafalarsan kızı kafalarsın. Güzel bir yaklaşım aslında. Hep öyledir tabii. Çünkü biz kızı etkilemeye çalışırız. Diyelim ki arkadaşları bizi sevmezse sabahtan akşama kadar beynini yerler. Kızım evet. Çocuk serserinin teki olmaz, ayrıl bundan, sana hayır gelmez. Biz, evet. Böyle yapıyorsunuz. Dolayısıyla biz sizi kafalarsak kıza giden yolu bulmuş oluyoruz. Erkeklerde de durum böyle mi? Değil. Yani bizim erkek arkadaşlarımızı kafalarsanız bizi kafalamış olmazsınız. Onlar birbirlerinden çok etkilenmiyorlar. Hiç umurumda evet. Bile olmaz diğer. Hiç etkilenmeyiz evet. Hem de. Sadece şöyle etkilenebiliyoruz. Bakıyoruz ki o çocuğun çıktığı var. Bizim çıktığımız biri yok. Sinirimiz bozuluyor. En at suratlıya bile gidiyoruz. Ben sırf boş kalmayalım diye. Bu kadar bir basit ilkel canlılarız. Yani, evet. Tamamen güdümüz tatmin olsun diye güdüsel bir vaziyette yaklaşıyoruz bu mevzulara. Bir beraber olduğunuz ya da hoşlandığınız bir delikanlı, bir cengaver var mı? Sevgilim yok ama hoşlandığım biri var. Hoşlandığım biri var. Haberi var mı? Yok.
Haberi yok. Çok güzel bir şey biliyor musun? Platonik böyle işte takılıyor. İşte çok, çok güzel, çok güzel bir şey o. Ben hep söylerim. Evet, ben seviyorum böyle takılmayı. Herkesin hayatında böyle bir platonik aşkı olmalı. Bir tane bile olsa olmalı. Ha çok üzüyor bazen. Bazen çok acı veriyor. Ağlatıyor bu benim çaldığım aşk şarkıları gibi şarkıları dinlediğin zaman böyle ay verem oluyorsun. Ama ol. Olman lazım. O adamı pişiriyor ya da kadını pişiriyor. Kesinlikle. Seni pişirmiş mesela. Hala da pişmeye devam ediyorsun. Aynen. Çocuğun hiç mi acaba haberi yok? Yani böyle sesi dinlemiyor mudur? Bir araya falan gelme geliyor musunuz? Bir yerlerde karşılaşıyor musunuz? Karşılaşıyoruz da çok değil ya. Çok bir ortamımız olmuyor zaten karşılaşınca da hani oturup bir şeyler paylaşmıyoruz. Nerede karşılaşıyoruz? Süpermarkete falan ayaküstü yolda mı karşı? Öyle değil herhalde. Yok öyle değil de. Hani bir kafe var üniversitenin içinde. Orada karşılaşıyoruz arada. Ben oraya orada kendini biraz göstermeye çalışsana biraz kendini. Ya geri çekiyorum bazen falan hani hayatında biri de olabilir. Tam bilmiyorum işte açıkçası. Bir görürsün yanında biri olsa. Ya olabilir de belki uzaktadır falan. Ya öyleymiş gibi geliyor bana bilmiyorum da. Biri varmış gibi mi geliyor? Yani şey mi düşünüyorsun? Aynen öyle. Çocuk hoş bir çocuk eli ayağı düzgün bunu boş yok, tutmazlar. Yok yok tipi öyle çok iyi değil ya. Tipi çok iyi değil de. Neyini gördün çocuğun o zaman tipi yüzü konuşmuyorsa hani etmiyorsun çocuğun. Bir arayışta gibi de değil ne bileyim. Hayır çocuğun tipi düzgün değil. Sen çocukla samimi de değilsin. Sen çocuğun neyine hayran oldun? Bu kadar uzaktan ya, insana platonik tipine hayran olurlar genelde. Ya idare eder hani çok, ne çok iyi ne çok kötü. Gözleri çok güzel işte ben gözlere bakıyorum genelde. Aa geriye hiçbir şey yok. Sadece gözüne hayran oldun çocuğun. Yok yok öyle de değil de hani gözler daha önemli benim için. Allah Allah. Evet. Genelde kızlar ellere bakar derler. Yok, gerçi son yıllarda dünya öyle ahlaksızlaştı ki popoya bakıyorlarmış. Erkeğin poposu. Erkeğin poposu. Daha ne ayıp şey ne ayıp bizim genç kızlarımızda. Genç kız yok bizde yok. Biz Allah bizde popo koymamış. Tövbesi popo mu var diyor. Olmaz mı ya? Erkekte popo. Son yıllarda hatta bütün kadın dergilerinde internette falan kadın sayfaları hep bunlar yazılıyor çiziliyor. Erkekte kalça nasıl olmalı? Erkekte bizim genç kızlığımızda bakılmazdı çok ayıp gözümüz hep zaten yere. Biz sadece sokağa çıktığımızda tembihli çıkardık kendi ayak baş parmağımıza bakardık. Eskiden öyleymiş. Evet öyle hatta o yüzden birçoğumuz bizim zamanımıza yetişen genç kızlar ayak fetişi oldu. Baş parmağımıza baka baka kendi baş parmağımıza hayran oldu. Ayak baş parmağımız. Hoşça kal bu arada gönderdim seni.